Digastarbeiter, yani Türkçesiyle misafir işçiler, Detamet Hasta Bakım Servisi'nin katkılarıyla hazırlanmaktadır. Bu projenin amacı, göçün 60. yılında Almanya'daki yaşantımızın temelini oluşturan birinci nesilden 60 büyüğümüzün hikayesini sizlerle buluşturmaktır. Merhaba arkadaşlar. Hemen yanı başımızda böyle çok güzel bir su var ve Emrah abiyle birlikteyiz. Tarihçi, yazar Emrah Cilasun. Kendi deyimiyle alternatif tarihçi Emrah Cilasun'la tarihin derhizlerinde kaybolmuş gerçekleri yüzümüze adeta çarpıyor. Yok ya. Emrah abi nasıl olayı? Çıtayı gittikçe yükseltiyorsun sen. Efendim birinci bölümde konuşmuştuk. Yani birinci bölüm derken birinci bölüm diye çekmemiştik onu. Gastarbeiter tarihi yapmıştık. Gastarbeiter yani misafir işçi. Almanya'ya gelen ilk Türkiye kökenli işçilere Almanların verdiği isim. Ve Max Frisch'in o meşhur sözüyle başlamıştık. İşçi çağırdık, insan geldi. İşte o insanların tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü çok beğenildi Emrah abi ilk bölüm. Öyle mi? Çok güzel yorumlar geldi. Herkesin sana çok selamı var. Üstümde kalmasın, sana iletmiş olayım. Teşekkürler. Şimdi konuştuk birçok şeyi. Yani ben aklıma takılanları sordum, aklımda kalanları sordum ya da aklımda olanları sordum daha doğru bir Türkçeyle. Ancak tabii 60 yıllık bir tarih. Öyle kısa bir tarih olmadığı için konuşulacak daha çok şey var. Yani olayı nasıl daha iyi anlarız? Hem o dönemi yaşamamış gençler burada doğup büyüse bile hem de Türkiye'de şu anda bizi izleyen insanlar için. Evet. Hemen şunu sorayım abi. Şu anda bazı istatistikler oluyor. İşte yabancıları burada istiyor musunuz? Türkleri burada istiyor musunuz diye kanı Alman olan Almanlara soruyorlar. Onların da %70'i, 77'si, 80'i gitsinler diyor. İstemiyoruz. Peki bu bize Gastarbeiter ismini vermiş Almanya'ya ilk çağırdığında ama sonra bizleri, dedelerimizi buradan göndermeye yeltenmiş mi? Evet, yeltendiler. 1983'te Helmut Kohl hükümeti tarafından bir neydi o? Geriye dönüş teşvik yasası diye bir yasa çıkarıldı. Bu yasayla takriben 374 bin kişi Türkiye'ye geri döndü. Ha şöyle, yani geri dönün diye tavsiyeden ziyade bir de yasa çıkardılar. Tabii. Ve insanlar da bunu kabul edip yani isteğe bağlıydı değil mi? Zorunlu evet. Değillerdi. Zorunlu değillerdi. O zamanın parasıyla 10 bin D-mark teşvik parası verilip bu insanlar Türkiye'ye geri gönderiliyorlar. Ne kadardı abi acaba o zamanki nüfus? Almanya'nın nüfusu. Hayır, buradaki Türkiye kökenlerin. Yani elimde net somut bir rakam yok ama yanılmıyorsam 2-2,5 milyon falan olması lazım. Yani nereden baksak %20'si kadar, evet. 15-20'si kadar insan geri dönmeyi kabul etmiş. Evet. Çok evet. İlginç. Peki niye kabul ettiler acaba abi? O dönemin koşulları neydi? 10 bin mark çok bir para değil çünkü. Değil tabii ama birinci bölümde hatırlarsan geçtiğimiz videoda bunlar üzerine konuşmuştuk. Yani toplumdaki yabancı düşmanlığı, ırkçılık, buraya alışamama, bir türlü Alman toplumuyla iç içe geçememe gibi sorunlar ve insanların gelecek kaygıları, çoluğunun çocuğunun ne olacağı, bütün bunlar bu insanların geri dönmesine neden oldu. Yani birçok faktör var burada. Ama şunu söylemek isterim. Herkes burada verilen para ve veya insanların işte ne kadarının işte %10'unun mu 374 bin az bir rakam değil. Çok rakam. Buna takılıyor. Ben ise orada dikkatleri şeyin üzerinde çekmekten yanayım Şafak açıkçası. İnsan mefhumunun üzerinde çekmekten yanayım. Demin o Max Frisch'ten yaptığın alıntıyı burada devam ettirelim. İşçi çağırdık, insan geldi. Şimdi bu insanları geri postalıyor. Bir metalaştırma söz konusu. Tabii. Şimdi burada bu insanların çoluğu, çocuğu, eşi bunlar Türkiye'ye gittiklerinde ne gibi dertler yaşadılar? Açıkça söyleyeyim. Mesela ben o tarihler bana hatırlatıldığında daha sonradan çekilmiş bir Yunan filmini hatırlarım. Bir tutam baharat diye Türkçe'ye çevrilmiştir bu film. Herkese hararetle tavsiye ederim. Son derece trajikomik bir dille 20'lerde, 50'lerde, 60'larda İstanbul'u, Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a göçen, geri gönderilen Rumları orada nasıl ayak uyduramadıklarını, Yunan toplumuna ayak uyduramadıklarını, Yunanistan'da onlara Türk gözüyle bakıldığını, Türkiye'de ise bunların gavur gözüyle bakılıp oraya postalandığını anlatan bir filmdir. Bu mübadeleyle giden Rumlar. Mübadeleyle başlayıp ama ondan sonra da devam eden, mesela 6-7 Eylül olayları sonrasında da Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan İstanbul Rumlarını vesaireyi anlatır. Geriye dönük teşvik yasası ile birlikte yaşanan muazzam trajediler var. Mesela onların üzerine hiç konuşulmuyor. Düşünebiliyor musun? 5 sene, 6 sene, 10 sene çocuk okula gitmiş ve şimdi o ortamdan koparılıp Konya'nın bilmem neresine geri dönüş yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çocuklar orada hayata ayak uyduramadılar. Eşler de ayak uyduramadı. Yani burada alıştıkları bir ortam vardı. Bu ortamdan koptular ve oraya gittiler. Şimdi orada da onlara Almancı gözüyle bakılıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla büyük bir fecaat yaşandı ve ne oldu sonuçta? Bu yasa gerçek hayatta karşılığını bir müddet sonra bulamadığını gösterdi.
gösterdi. Neyle gösterdi? 89'dan sonra bir gedik açtılar bu yasada ve giden insanların birçoğu tekrar geri döndüler. Yani buraya insanlar alışmış farkına varmadan. Türkiye'ye gidince mutlu olacağını sandılar ama olamadılar. Aynen. Büyük kısmı. Aynen. Halbuki yani hani Almanlar Gastarbeiter diyor Türklere ama Türkler de Gastarbeiter diyor kendine o zaman. Tabii. Hiçbiri buraya gelmemiş ki yani. Gelmiş ama köyde bir tarla alayım, arsa alayım, dönerim. Aynen. Ama sonra Avrupa'ya yaşam tarzına belki alışıyor. Köyden de gelse. Evet yani. Ama bir taraftan da şey abi, bu Helmut Kohl hükümeti demek ki bir seçim vaadi falan da olabilirdi. Yani politik bir mesele olarak da bunu herhalde ele almış. Yani CDU hani sen demiştin galiba her sıkıştığında bir yabancı düşmanlığına, yabancı karşısında başvurur. Yani öyle bir şeye de benziyor bu yani. Bu yasayı çıkarmak hani vallahi oy potansiyeli aynı zamanda değil mi? Şüphesiz. Aslında gerçeği söylemek gerekirse dünyanın her yerinde tarihsel olarak bakıldığında her zaman için göçmenler, tırnak içerisindeki misafir işçiler hep bir sorun olarak addedilmiş ve siyasetçiler tarafından şeytanlaştırılmıştır ve bir müddet sonra seçim malzemesine dönüştürülmüştür. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kabul edilebilir anlamında söylemiyorum. Kötü olduğu için sadece Almanya'ya has bir şey de değil. Onu da söylemek lazım. Yani sadece 10 bin marka gelecek insanlar 10-15 sene emek verecek. Kazandığı tabii biriktirmiştir falan ama yani 10 bin marka al git ne kadar şey yani ne kadar yani çok kötü bir teklif değil mi abi yani? Tabii bu arada şeyi de söylemek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bütün haklarından da feragat etmiş oluyorlardı. Yani 10 bin marka al sus ve git. Ama burada şunu da söylemek lazım Şafak. Şimdi bu insanların gönderilmesinde bence Alman yöneticilerin önümüzdeki 30-40 seneyi göz önünde bulundurarak ya bu nüfus nereye doğru gidiyor? Burada kalan bu yabancıların mütemadiyen popülasyonun artması acaba bizim için bir tehlikeye dönüşebilir mi? Fransa'da olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi biz şimdiden bunun önlemini alsak fena olmaz mı gibi bence kafalarının arka planlarında başka şeyler de yatıyordu. Yatmıyor değildi. Yani evet. İnsanlar sanmasınlar ki böyle bir nehir gibi attık buraya geldik. Bu insanlar yani çoğunluk toplumu dedelerimizi buradan göndermek istedi. Üzerine para verdi. Hani evet. Türkçe'de bir deyim vardır ya abi. Üzerine para vermişler. Evet. 374 bin çarpı 10 bin mark işte. Evet. Bir ülke için para sonuçta bu yani. Evet. Acaba döndüklerinde paraları geri istediler mi? Düşünsene 89'da gel kardeş sen 10 bin mark almıştın. Peki abi buyur. Biraz böyle hani şeye girelim. Şimdi Gastarbeiter okey 60'da 70'de geldi. Sonra 80'lerde buraya siyaseten gelenler oldu. Siyasi mülteciler ki hala gelmeye devam ediyorlar. Evet. Biraz onu kıyaslayabilir misin abi? O 80'lerde gelen mültecilerle hani o da bir Gastarbeiter hikayesine karışıyor ya, hepsi bir nehir sonuçta. Evet. Gastarbeiter'i ben burada o politik isme bir gönderme yapmak için kullanıyorum. Yoksa göç eden insanın yaşadıkları aynı yani Almanya'da kim olursa olsun. Evet. O 80'lerde gelen politik göçmenlerle bugün 2016 darbe sonrası gelenleri ya da bu beyaz yakalıları bir kıyaslar mısın bu hikaye içinde? Nasıl görünüyor? Şöyle yani serin kanlı nesnel bir değerlendirme yapacak olursak bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım. 80'lerde gelen mültecilerin büyük çoğunluğu ki bunların en tanınmışları mesela Yılmaz Güney'dir. Mesela Fakir Baykurt'tur. Cem Karaca. Cem Karaca'dır. Onu paranteze alayım yalnız. Belki birazdan söylerim. Onun dışında işte Tuncay Kurtis. Melike Demirağ'dır, Tuncay Kurtis'tir. Şimdi bütün bu insanlar, bunlar bilinenleri, çok tanınmış olan, bir de tanınmamış olanları var. Türkiye'de herhangi bir sol gelenekten gelen insanlar, yani yaşlarının önemli, dinamik bir döneminde ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Ki unutmayalım, 12 Eylül'de 50 küsur insan idam edildi. 300 bine yakın insan hapishanelere atıldı. Yüzlerce insan işkencede öldürüldü. Bu ortamda ülkeyi terk edip bu insanlar Almanya'ya geldiler. Hı hı. Şimdi bu insanların en büyük özelliği neydi biliyor musun Şafak? İdealist olmalarıydı. İdeallerinden hiçbir zaman feragat etmedi bu insanlar. Ve geldiklerinde, biz şimdi Almanya'ya çıktık veya Avrupa'ya çıktık, ideallerimizden vazgeçelim, şimdi şahsi ikballerimizin peşinde koşturalım mı? Başvurmadılar, tenezzül etmediler. En azından ilk dönemler açısından söylüyorum. Daha sonra bunlar tabii ki evrimleşti ve değil. Almanya'ya bakışları nasıldı abi ilk geldiklerinde? Onu söyleyeyim. Mesela darbeye rağmen Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler fevkalade iyiydi. Türkiye'ye Almanya hala siyasi ve iktisadi destek veriyordu. Kısmen eleştirel olmakla birlikte ama esas itibarıyla hem askeri donanım açısından hem iktisadi diğer alanlardaki donanımlar açısından Almanya Türkiye'ye hala desteğini
devam ediyordu. Dolayısıyla Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son derece şeker şerbetti. Ve tabii o zaman buraya gelen insanlar, o sol görüşlü insanlar darbeden kaçıp geliyorlardı ve kaçıp geldikleri yerin o darbenin ortağı olduğunu farkındaydılar. Şüphesiz. Başka çareleri olmadıkları için buraya geldiler. Aynen, aynen. Onun için ama burada en önemli öge şu, bu insanlar ideallerinden vazgeçmedikleri için geldikleri bu Almanya'daki sistemin eteklerinin altına girmediler. Bunu katliyen yapmadılar. Bugüne gelecek olursa, yani 2010'ların ortalarından itibaren Almanya'ya hiç de azımsanmayacak oranda gelen bir beyin göçü var. Entelektüeller var, akademisyenler var, sanatçılar var. Bütün bunlar 80'lerde gelen mültecilerle arasında bence büyük bir uçurum var. Nedir o uçurum dersen şunu söyleyeyim. Bir kere kişisel ikballeri öncelikli bu insanlar. İdealleri Almanya'daki mevcut burjuva demokrasisiyle tamamıyla ahenk içerisinde. Bununla hemfikirle. Neden öyle? Fark ne? Burada muazzam bir siyasete ilgisizlik ve ya abi artık herkes kendi hayatını kurtarsın canım. Ne gerek var şimdi Yılmaz Güney gibi sol idealler için çık gel de mide kanserinden Paris'te öl. Ya Ahmet Kaya gibi bilmem ne ya. Ne gerek var? Bu arada Ahmet Kaya 43, Yılmaz Güney 47 yaşında hayatını kaybetti. Tabii. Şimdi 2010'ların ortasından itibaren gelen insanların bir başka özelliği daha var. Şimdi buraya geldiklerinde muazzam bir beklentileri vardı buradan. Burada gelmekte olan, bangır bangır gelmekte olan aşırı sağ ve faşizmin tehlikesini katli surette bu insanlar görmediler. Görmek de istemediler. İkincisi ise buraya gelip Almanya'da kendileriyle birlikte aynı statüde olan Alman toplumunun orta ve orta üst sınıflarıyla kaşık atacaklarını zannettiler. Birlikte yiyip içebileceğiz zannettiler. O olmadı. Tersten bir soru sorayım abi. Buyur sor. Aynı şeye devam edeceğiz ama evet. Soruyu tersten soracağım. Bence biz burada paralel toplumuz. Evet. Almanlarla aramızda derin bir uçurum var. Evet. Birçok insanın Alman arkadaşı yok. Hangi Türk buraya geldiğinde Alman der ki hah işte bu benim aradığım Türk. Buraya gelen bir yani beyaz yakalı diyor ki ben değişeyim. Şimdi ben Nişantaşı'ndan geliyorum, Cihangir'den, Moda'dan geliyorum. Almanlar bendeki o CFR'i görecek evet. Ve bana işte beyaz güllerle gelecek. Ben böyle bir dünya görmedim. Tasdiklediğim için söylemiyorum. Evet. Çok kötü olmakla birlikte bu böyle. Biraz bunu açmak istedim. Bu önemli bir konu çünkü. Evet. Bir kere herkes davul dengi dengini atıyor. Her sınıf ve toplumun her kesimi birbiriyle bir şekilde buluşmaya çalışıyor. O buluştuğu yerde ise işin tadını ve şeklini bozan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı var. Mesela şunu görseler, işsizlik yardımı alan bir Türkiye'li ile işsizlik yardımı alan bir Alman, ya bizim bu kader ortaklığımızda acaba başka bir şey var mı diye birbirlerine biraz daha sormaya başlasalar işin rengi değişecek. Veya Almanya'ya gelen, şimdi 2010'ların ortalarından itibaren Almanya'ya gelen orta üst sınıflarla Alman orta üst sınıfları yan yana gelip ya bir dakika Türkiye'nin, dünyanın, Almanya'nın bu haline ilişkin ortak bir kafa yoralım deseler işin rengi değişecek. Bak 80'lerde o oldu. Mesela 80'lerde gelen siyasi mültecilerle yaşadıkları ülkenin entelektüelleri, yaşadıkları ülkelerin sanatçıları görece bir araya geldiler ve oralarda ortak kafa yormalar yapıldı. Ha ne kadar başarılı oldu olamadı o ayrı bir tartışma. Ama bunu aradılar. Peki bu krediyi onlar mı tüketti acaba? Kimler? Yani neden şu an bir araya gelinmiyor? Şundan ötürü olmuyor. Bir, dünyanın gidişatı. Yani solun baş aşağıya gitmesinin bununla bir alakası var. Bir. İkincisi, artık geçmişe nazaran o kadar yoğun bir, bu sorun çok önemli bir sorun. Zurnanın zırt ettiği bir noktaya temas ettin sen aslında. Abicim, muazzam bir bireyselcilik, ben fenomeni ve asalaklık var. Asalaklıktan kastettiğim şu değil. Bu insanlar yan geliyor yatıyor anlamında değil. Yaşadıkları sistemin, bu ferah ortamının nereden geldiğini sorgulamıyor. Mesela bir örnek vereyim sana. Bunu sadece onlar değil, alt sınıflarda sorgulamıyor. Aldi'ye, Lidl'e gittiği zaman rafların tıkır tıkır, şıkır şıkır dolu oluşu normal. Dolu değilse anormal. Şimdi bu doluluğu şöyle sormuyor. Ya nereden geliyor bu mallar Allah aşkına? Yani şey mi demek istiyorsun abi? Buraya gelen bir, şu anda kendini solda tanımlayan bir Türkiye kökenli bugün gelmişse Almanya'ya hayranlık duyacağına önce bir Almanya'nın bu refahının nereden geldiğini bir sorgulasın değil mi? İlk önce onu bir sorgulaması nereden lazım. Nereden geliyor peki abi? Almanya gibi Avrupa'nın başka ülkeleri, ABD, Rusya, Çin, dünyanın özellikle de 3. dünyanın, Asya, Afrika, Latin Amerika'nın muazzam bir talanının üzerine bu refah ortamını kurmuş durumdalar. Bu refahın sorgulanmadığı yerde, herkes kendisinden memnun olmaya başladığı yerde, bireyciliğinin ve asalaklığının normal olduğunu kabul etmeye başladığı yerde iş kopuyor. O zaman
daha yüksek düzeyde olan, yani ırkından ötürü, saçından ötürü, gözünden ötürü, göz renginden ötürü daha üst seviyede olan, bu sefer Türkiye gibi bir yerden gelen orta sınıfa diyor ki hadi canım oradan diyor, senin cebinde dünyanın parası da olsa, sen Goethe'yi, Schiller'i de bilsen benim için sonuçta Türkiye'den geldin. Senin benim açımdan bir değerin yok diyor. Yani bunu çok kabaca söyledim şimdi. Tabii tabii. Bilinçaltı öyle. Tabii. Bilinçaltı böyle. Burada soru şu abiciğim. Yani şunun üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bu ben fenomeni ve bireyselcilik bu sefer başlıyor kendisinden altta olanlarla dalga geçmeye, sarkastik olmaya, sinik olmaya, onları ciddiye almamaya, onlara tepeden bakmaya başlıyor. Bu tepeden bakmaya başlayış bu sefer aralarında suni bir ayrılığa neden oluyor. Alttakiler bu sefer kendilerini milliyetçi duygularını beslemek açısından Türkiye'ye doğru yakın görüyorlar. Orta üst sınıflar ise bu sefer kendilerini Almanya'ya doğru yakın görmeye başlıyorlar. Halbuki her ikisi de yanlış pozisyonda. Mesela gençlerin, özellikle de gençlerin Türkiye'den işte mesela çok iyi yetiştirilmiş, çok iyi imkanlarla okutulmuş gençlerin buraya geldiklerinde yaşadıkları sıkıntıları ben gözlemliyorum. Sen de geçenlerde bir video yapmışsın. Evet. Ama ben onun dışında başka gençleri de tanıyorum. Dördü Alman Lisesi mezunu, ikisi Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu. Ne kadar hoş, ne kadar şirin çocuklar ama evet. Dost olan acı söyler ve gerçeği söyler. Şimdi bu çocuklar fanusta yetiştirilmiş. Ve bu çocuklar İstanbul'daki Alman okullarında veya özel okullarda çocukların nasıl yetiştirildiklerini ben biraz bilirim. Şimdi bu çocuklara yani sürekli siz bu ülkenin en önde gelen bilmem nelerisiniz. Siz gittiğiniz yerde işte en iyi okullarda okuyacaksınız. Bu tabii ki gayet doğal ve büyük adamlar olarak geri geleceksiniz falan şeklinde eğitiliyor bu çocuklar. Şimdi bu çocuklar buraya geldiklerinde resmen soğuk suyun içine düşüyorlar. Neden? Bir, ya ben de Nike giyiyorum, ben de Adidas giyiyorum, ben de en modern müziği dinliyorum, en hit şeyleri dinliyorum, en trendleri takip ediyorum. Fakat yine de Almanlara bir türlü yaranamıyorum. Ondan sonra çıkıyorum, dönerciye gidiyorum, dönerci de diyor ki buraya niye geldiniz lan? Aynen öyle. Bu çocuk bu sefer diyor ki Allah Allah, ya ne oluyor, burada ne oluyor? Neden böyle oluyor? Şimdi bu neden böyle oluyor bu çocuğun irdelemesi için bizlerin, başkalarının yardımcı olması gerekiyor, tartışmamız gerekiyor. Neden böyle oluyor abi? Ben onlar adına sorayım. Bu dünyanın zengin ve fakirler, güçlüler ve güçsüzler bölüşümünün ve antagonizmasının çelişkilerinin yoğunluğu sonucu böyle oluyor. Belki çok yuvarlama gelecek bu insanlara ama geçen videoda konuştuk değil mi? Hatırlarsan dedim ki kimi çocuklar özellikle de ikinci nesil Hauptschule'ye, Realschule'ye, gimnazyuma değil Sonderschule'ye gönderiliyordu. Hı hı. Bu çocuklar son derecede derslerinde başarılı olmalarına rağmen. Şimdi Türkiye'den gelen gençlerin bu soruyu kendilerine sorması lazım. Biz niye böyle ayrıcalıklıyız da bu çocuklar böyle ayrıcalıklı değillerdi diye sormaları lazım. Hı. Cevabı nerede biliyor musun? Bundan 100 sene evvel Marx'ın yazdığı bir küçük kitapçıkta Gotha Erfurt programının eleştirisi, sosyal demokratları eleştiriyordu Marx ve Engels. Orada açıkça dedi ki Marx, aptallık yapmayın sosyal demokratlar dedi. Sınıflara bölünmüş toplumda eşit eğitim olmaz. Dolayısıyla bu eşit eğitimin neden olmadığını sormaları lazım insanların kendilerine. Alman'ın Türk'ü, Türk'ün Almancıyı, Almancı'nın Suriyeli'yi, Suriyeli'nin elinden gelse bir başkasını ezmesindense sınıfların, işte Hartsfield alan Alman'ın, burada ezilen Almancı'nın, ezilen Suriyeli'nin, Türkiye'den demokrasi meselesinden kaçıp gelen bir insanın aslında dertleri ortak paydada birleşiyor ve bunların bir arada olmasıyla ancak mutluluğa erişilebilir değil mi? Sözüm ona. Tabii. Mutluluğa. Tabii. Yani bu insanlar ortak paydaları bulmaya çalışsalar. Ya biz niye bu hale geliyoruz? Bizi bu hale getiren durumun kendisi nedir? Bunu sorgulamaya başlayalım deseler, anlatabiliyor muyum? Şafak, mesela bir örnek vereyim. ABD'de yaşayan bir Polonyalı, Polonya'da yaşayan Polonyalıdan daha katoliktir. Aşırı katoliktir. ABD'de yaşayan bir İrlandalı, İrlanda'da yaşayan bir İrlandalıdan daha İrlandalıdır. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü geldikleri ülkelere, o ülkelerde bu insanlar tutunacak bir dal ararlar. Bu dal ya dindir ya da milliyetçiliktir. Şimdi din ve milliyetçilik bu iki öge yan yana gelince özellikle de solunla baş aşağı gitmesiyle birlikte Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'li gurbetçi işçiler içerisinde milliyetçilik ve din faktörü bu sefer yaşadıkları ülkede bununla ben şimdi başım dik diye dikleniyor. Şimdi bu durumu kendisinin aynı zamanda sorgulanması lazım o insanlar tarafından. Ya bir dakika ya, benim başımın dikliği nasıl olabiliyor? Bu nasıl mümkün?
mümkün olabiliyor? Bunu bir düşünmem lazım diye düşünmesi lazım. Onu düşündüğü takdirde o zaman daha derin bakmaya başlayacak ve diyecek ki ya bir dakika, Türkiye'ye gidiyorum da iyi torbalar doluyor ama biraz daha yakından baktığımda Türkiye'deki insanların bir sürü mutsuzluğu söz konusu. Bu mutsuzluk nereden kaynaklanıyor? Hep dışarıdan birileri düğmeye basıyor da bu insanlar sürekli mutsuz mu yapılıyor? Senin vücudunda kanser varsa o kanseri dışarıda arama. Kendi vücudunda ara. Dış mihrak, herkese dış mihrak yani. Aynen. Amerika Volkswagen meselesinden Almanya'ya milyarlarca euro ceza kesti. Almanya ağlıyor mu? Ödedi borcunu, devam ediyor hayatına. Yani. Tabii. Bizde sürekli bir ağlama edebiyatı. Güçlü ol. Yapmasınlar yani. Yoksa herkes herkesi yıkmak evet. ister yani. Abi 80'lerde gelenler de bunlar Almancı. Ben bunlarla görüşmem. Böyle bunlar çok şey falan mı diyorlardı? Hayır. Bilakis tam tersine yoğun bir temas var. Ve o teması arıyorlar. Şu var. Yani şunu reddetmemek lazım. Şimdi özellikle de aydın ve sanatçı insanların fil dişi kulelerde yaşadıkları doğrudur. Onların buna ihtiyacı olduğu da doğru. Fakat onların zaman zaman bu fil dişi kulelerden inip halkın içerisine girmeleri ve kaynaşmaları da gerekiyor. Eğer o fil dişi kulelerde olmazlarsa üretemezler. Üretmeleri için orada olmaları gerekiyor. Yoksa fil dişi kuleler çok fiyakalı ve ben burada yaşıyorum diye eğer orada olurlarsa, 2016 sonrası gelenler için bunu söyleyebiliriz. Fil dişi kulede yaşamanın ve orada olmanın çok önemli bir statü ve çok önemli bir ayrıcalık ve çok önemli fiyakalı bir şey olduğunu iddia ederek orada yaşıyorlar. Bu son derece tehlikeli. Ürettiklerine bakıyorsun, halkla iç içe olamadığın zaman, orayla bir rabıta halinde, bir korrespondens halinde olmadığın zaman ne oraya verebiliyorsun ne oraya alabiliyorsun. Yine halkın lafıyla söyleyeyim bunu. Ne ettin elime ne süreyim yüzüme diyor halk. Yani sen bana ne verdin ki, benden ne istiyorsun? İngilizlerin meşhur bir lafı vardır. Okullarda yazar bu, biliyor musun? Köylerde falan görürsün bunu. Öğrenci öğrenmiyorsa sorumlusu öğretmendir diye. Emre abi yine çok güzeldi ya. Seve seve. Nuri Bilge Ceylan filmi gibisin. 800 mesajlı. Laf geçirmeli falanlı filanlı. Hep böyle büyük fotoğrafa bakmalı. Seni dinlemek büyük keyif. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.